Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'na soruyoruz. Neden kronik hastalığı olan yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdürmeye çalışan hastaların bulunduğu hanelerin tamamına elektrik tüketim desteği verilmemektedir? Birçok evde nörolojik ve solunum hastalıklarından muzdarip çok sayıda kronik hasta yaşam destek cihazına bağlı olarak ölümle yaşam arasında ince bir çizgide bakıma muhtaç ve yatalak olarak hayatını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı bu hanelere elektrik tüketim desteği vermektedir. Bakanlık verilerine göre 2021 yılında sadece 144 haneye elektrik destek verilmiştir. Peki soruyoruz, binlerce hastadan neden sadece 144 haneye bu destek sağlanmıştır? Gerekçe olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu destekten faydalanabilmek için yayınladığı kılavuzda gelir düzeyine bakılarak destek verilmektedir. Yani hastalara söyleniyor ki eğer geliriniz asgari ücretin 1 bölü 3'ünün altındaysanız, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyorsanız, muhtaç durumdaysanız veya herhangi bir kurumdan destek alıyorsanız, geliriniz asgari ücretin 2 bölü 3'ün altında ise veya evde bakım hizmeti almıyorsanız size bu konuda faydalanabilirsiniz. Yani hastalara şunu söylüyorlar. Diyorlar ki siz kronik hastalığı olan veya yaşam destek cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalışan hastalara elektrik destek ücreti vermeme üzerine bir kılavuz hazırlanmıştır. Yani emekliler, asgari ücretle çalışanlar, normal bir ailenin kronik bir hastalığı var ise veya bunlara bakmak için elektrik desteğini alamamaktadırlar. Oysa bu durum Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelgeye aykırıdır. Cumhurbaşkanlığı 28.2.2022 tarihinde yayınladığı genelgede kronik hastalığı olup elektrik cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalışanlar için bu gelir testi dikkate alınamaz denmektedir. Bizde nörolojik ve solunum hastalıklar nedeniyle yaşam destek cihazına ihtiyaç duyan binlerce hasta mevcut. Bakıma muhtaç bu hastaların alt bezi, mama, ilaç fark ücreti ve elektrik bedelleri özellikle son zamlardan sonra inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Kullandıkları cihazların elektrik bedellerini karşılamakta bu haneler, bunlara bakan insanlar zorluk çekmekte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu cihazların harcadığı elektrik bedelini karşılamak üzere ayda 200 TL'ye varan elektrik tüketim desteği vermekte bu ailelere. 2021 yılı faaliyet raporunda bakanlık sadece 144 haneye bu desteğin verildiğini belirtmiş. Peki koca ülkede binlerce hasta varken sadece 144 hanenin bu desteği alabilmiş olması anlaşılabilir bir şey mi? Neden bu durum gerçekleşmiş? Çünkü bu konudaki mevzuat o denli zorlaştırılmış ki bu desteği sağlayabilmek için gerekli koşulları sağlamak adeta desteği gerekli koşullar adeta desteği vermemek üzere kurgulanmış. Oysa zaten zor durumda olan bu ailelere bir nebzede destek olabilecek bu yardımı kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olup elektrik desteğine ihtiyacı olan ve buna ilişkin sağlık raporunu sahip tüm hastaların içinde barındığı hanelere mutlaka sağlamak gerekiyor.